Diyarbakır Yolaltı Köyü'nde İmam Hatip olarak görev yaptım. 95 yılında açığa alındım. 2000 sürecinde de görevden alındım. Tabii bu süre içerisinde Diyarbakır İdari Mahkemesi, ondan sonra Ankara İdari Mahkemesi, daha sonra Danıştay. Danıştay da bu konuda red cevabını aldıktan sonra insan haklarına Strasbourg'da davamı ilettim. Onlar da işin iş bir mesele olduğunu, yani kurumla sizin aranızdaki bir mesele olduğundan dolayı davayı incelememe kararını verdi. Ve daha sonra bu hükümet döneminde anayasa bireysel başvurusunu da yaptım. Bunun da belli tarihler arasına alınmadığını, yani bu tarihlerden sonra sizin davanız sonuçlandığı için red cevabını almış olduk. Yani herhangi bir netice almamış olduk. Dolayısıyla yıllardan beridir süren bir mağduriyet söz konusudur. Gerek hükümetin, gerekse kurumun yapmış olduğu hukuksuz bir yani işlemdir. Dolayısıyla mağdur edilmiş bulunmaktayız. Hükümet de bu konuyu el atmamıştır. Herhangi bir anayasada olsun veya herhangi bir kanunlarda olsun 657 memurlar kanununun 98B maddesini değiştirmemiştir. Dolayısıyla kurum her zaman bunu bahane etmiştir. Yani siz işte itikadınız, ameliniz bozuk olduğu için sizi göreve almıyoruz. 98B maddesi. Bu hükümetin elinde olan bir şeydir. Bunu düzenleme gitmediğinden dolayı kurum da bunu bahane etmiş. Ve bundan dolayı herhangi bir işlem yapmamış bulunuyor. Evet, biz şu anda geri dönmek için tekrar görev yapmak, tekrar hizmet yapmak, tekrar İslami hassasiyetleri toplum içerisinde yaşayıp yaşatmak için görevimizin iadesini istiyoruz, mağduriyetlerimizin giderilmesini talep ediyoruz.